Herkese merhabalar. Keşif Dünyam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere değişik bir içerik sunmak istedim. Biliyorsunuz güncel av raporlarına devam ediyoruz ama bunun yanı sıra biliyorsunuz ki kanalda içerik olarak eğitici, öğretici, bilgilendirici içeriklere de ihtiyacımız var. Sizlere bunu da sunmak istiyorum. O yüzden de bunun startını vermek istedim. Özellikle yaz aylarında olduğumuz için istavrit çokça tutulan balık. Bu istavrit tutarken genellikle çaparı kullanılıyor. Peki bu çaparı nasıl yapılır? Çaparı köstekleri bedene nasıl dizilir? Nasıl düğümlenir? Hangi misineler kullanılmalı? Hangi ağırlıkta gram kurşun kullanılmalı? Nedir ne değildir? Sizlere bunu uygulamalı bir şekilde çaparın yapımını, düğümlemelerini ve hangi tarz, nasıl, hangi kalınlıkta misineyi, nerede, ne şekilde kullanmalıyız? Hangi köstekleri, hangi renkleri kullanmalıyız? İğnelerin numaralarına kadar, tüylerin rengine kadar her şeyi detaylıca sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz dediğim gibi güncel av raporlarını size aktarıyorum ama bir yandan da balık tutmayı da yani balığın tutmadan önceki malzemenin hazırlanışını da zaman zaman bu tarz içeriklerle göstermem gerekiyor. Evet, öncelikle videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatmam var. Hani bu tarz içeriklerin devam etmesi için kanalımızın hep beraber büyümesi için hepimizin bu anlamda elimizden geldiğince kanala abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorumda bulmayı unutmayalım. Hep beraber büyüyelim. Bu tarz içerikleri, eğitici bilgilendirici videoları daha fazla kitleye ulaştırabilelim. Aynı zamanda tekrardan mera mera gezip nerede ne var mutlaka öğrenmek istiyoruz. Hani o yüzden kanalın bildirim zili de açık olsun. Her an, her zaman içeriklerimizden haberiniz olsun diyor ve başlayalım. Evet, şimdi önüme ben örnek olarak misine, köstekler ve kurşun koydum. Şimdi ben burada kullanmış olduğum Asso Ultra 0.18 misinenin kalınlığı bu. Ben bunu çaparı yapımında genel olarak kullandığım misine bu. Asso Ultra'yı ben yıllardır kullanıyorum. Yaklaşık 15 yıldır falan kullanıyorum. Gayet de memnunum. Memnun kaldığım için de zaten bırakmadım. Şimdi çapar yapımında misinenin kalınlığı tabii ki de önemli. Ben de hem kalite bazında hem de daha mümkün olunca incelik bazında bu Asus Ultra'yı seçtim ve 0.18 bedeni gönül rahatlığıyla atışlarımı gerçekleştirebilecek şekilde kopmaması için gönül rahatlığıyla buna diziyorum. Tabii ki bazı etkenler olabilir. Kayalara takılabilir, atarken de takılabilir bir yerlere. Arkanızda kayaya veya başka bir şeye. Veya sürtünme yoluyla, işte çürüme yoluyla zamanla eskiyebilir. Bu şekilde de kopmalar meydana gelebilir. Hani bunları da söylemem gerekiyor ki hani illa kopmayacak diye bir şey yok. Ama ben mümkün olunca 0.18 ve hatta size şöyle de göstereyim. Aynı zaten Asus Ultra 0.16. Bunu da kullanıyorum. Ayrıca 0.14 misineyi de bunu da genel olarak teknede daha da incelterek yani 0.18 gösterdim, 16 gösterdim. 18-16'yı kıyıdan atabiliyorum. Aynı zamanda daha çok tekneden hani kıyıdan da atılabilir ama biraz daha hassasiyet önemli yani dikkatli atmak gerekir. 0.14 bunu da kullanabiliyoruz. Ama eğer kendi biraz daha endişe duyarsanız 0.20'si de var. Yani Asus Ultra 0.20'yi de kullanabilirsiniz. Daha da artırmak isterseniz yani 0.22, 24, 26 böyle gidiyor. Ama ben 0.18 genel olarak 0.18 zaman zaman 0.16 çaparımı buna yapıyorum. Kösteklerimi alıyorum. Çaparımı bu şekilde oluşturuyorum. Evet. Öncelikle ben size misineyi göstermiş olduğum. Tabii ki bunu her yerde her şekilde atamayız. Örneğin eğer bu videoyu izlerken siz eğer İstanbul'daysanız İstanbul'da Boğaz'dan atıyorsanız gidip de hani bu 0.18'di, 0.16'ydı, 0.14'tü yani orada akıntıdan dolayı 100, 125, 150 yüksek ağırlıkta gram kurşun kullandığınız için bunlar dayanıklı olmayabilir. Yani genellikle 0.25, 0.30 aralığında misine çoğunlukta kullanılıyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu biliyorsunuz normal klasik işte kayalıklara atıyorum. Örneğin semt olarak ilçe bazında söylemek gerekirse işte yani Büyükçekmece, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, işte Kartal, Maltepe, Pendik. Her iki yakada da özellikle kayalık meralarda, kıyılarda hani çok fazla akıntının olmadığı bölgelerde bu şekilde 0.18, 0.16 veya 0.20 makuldü. 0.14'ü çok fazla zorlamanızı tavsiye etmem. Ama ben dediğim gibi genel olarak 0.18 kullanıyorum. Ve bu bölgelerde akıntı olmadığı için de 25 gram veya 35 gramlık kurşun yani 25, 30, 35 bu gramlarda kurşunları rahatlıkla kullanabiliyorum. Herhangi bir de problem olmuyor. Dediğim gibi
kopması için de bazı etkenler var. Hani bunlar olduğu takdirde de onu bahsettim zaten. O şekilde de takım kopabilir. Şimdi ben size burada 3 tane farklı köstek göstereceğim. Tabii ki bende beyaz da vardı ama beyaz tükendi. Bunun beyazını da sayabiliriz. Öncelikle ben size kullanmış olduğum kösteklerin markasını göstermek istiyorum. Ben bunu almış olduğum yer spot balıktı. Farklı bir yerde var mı bilmiyorum. Marka bu gördüğünüz üzere. Hepsi bakın burada mesela mor rengi de işte bu beyaz iğneli yeşil tüylü bu siyah iğneli yeşil tüylü hepsi aynı. Hepsi aynı. Ben bir tanesini örnek olarak göstermek istedim. Ayrı ayrı göstermek istemiyorum. Hepsinde 12 numara iğne kösteğimiz nesli de 0-10. Hepsi aynı. Bunun yanına beyaz renk de ekleyebiliriz. Hatta kırmızı tüy. Kırmızı tüy de olur. Ben denedim çünkü. Gerçekten iş yapıyor. Bunu da kullanabiliriz. Kösteğin misine uzunluğu da önemli. Şimdi ben burada mesela bu böyle bayağı bir uzun misine. Bu şekilde arkaya doğru uzun geliyor. Ben bunu göz kararınca hani şöyle baktığım zaman şöyle bir mesela herhalde bir 10 santim vardır. Bu şekilde kesiyorum hepsini öncelikle paketindeyken. Bu şekilde kesiyorum. Kendime göz kararınca böyle bir mesafe bırakıyorum köstekte. Şimdi bunlar bir kenara. Gelelim çaparayı bağlamaya. Şimdi ben buradan 0.18 üzerinden yürüyeceğim. Şunu şöyle kenara bırakayım. Umarım hani köstek tarafında anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Tüy seçimini sizlere anlattım. Şimdi önemli olan kısma geldik. Şimdi ben buradan bir tane iğneyi aldım. Şöyle 12 numara iğne iğnenin rengi siyah bakın şöyle simli yeşil tüy ben bunu aldım benim şu an bunu sabitleyebileceğim bir yer yok ama şöyle öncelikle yani fırdonun tarafına şöyle bir şey yapıyorum ben klips tarafına klipse takmak için şöyle bir düğüm oluştururum bakın böyle yaptım şöyle göstereyim. Şöyle göz kararınca bir mesafe. Bunu şöyle bir düğüm attım. Şu an klips oluşturuyoruz. Daha sonrasında ben bunu çift kat olsun istedim. Biraz daha dayanıklı olsun. Çünkü 0.18 atıyoruz. Tek kat olmasın. Atarken biraz güç kullanıyoruz. İki katlı böyle yaptım. Bunun yanı sıra şöyle ufak bir düğüm daha atıyorum. Burası benim klips tarafı. Bunu bu şekilde oluşturdum. Burayı da tabii ki makasla küçültebiliriz. Şimdi burada önemli olan kısma geldik. Çaparı yapımı. Şimdi köstek önümüzde. Şimdi ilk etapta ben bedeni şöyle bakın. Şu mesafeyi de ayarlıyoruz. Bakın burası mesela klips yeri ya. Belli bir mesafe bırakmamız gerekiyor. Bakın klips yeri hala burada. Biraz da şöyle aşağıya doğru kaydırdık. Şöyle baktığımızda bir karış falan. Şöyle bir düğüm oluşturdum. Bak şöyle. Şimdi bunun arasına bu kösteğimizin şöyle bakın. Şöyle aradan geçiriyoruz. Daha sonrasında bu oluşturduğumuz olduğun düğümü böyle sıkıyoruz. Bunu belli bir mesafeye kadar böyle kaydırıyoruz. İster, bakın burası önemli olan kısımlardan bir tanesi burası. İster düğümü bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bakın bir sağdan bir dakika şöyle bir sağdan bir soldan. Ben böyle bir sağ bir sol. Bak böyle.
Bu. Ben ikinci turu da yapıyorum. Bak. Bir de bu tur kaldı. Her iki tarafta da ikişer kez. Bu. Ve sağlam oldu. Şimdi buraya klips yerine hazırlamıştım. Bir karış mesafe sonrasında ilk iğnemizi bağladık. Tabii ki illa şunu da söyleyeyim. Özellikle hani illa klips yerine ayarlayaraktan başlamayabilirsiniz. Hani bunu bir yere sabitleyerekten de öncelikle bunu bir yere sabitleyip de bedeninizi bu iğneleri dizerek, kösteklerinizi çapari oluşturabilirsiniz. Ben bu şekilde alıştım. Yani buradan başlıyorum. Şunun ucunu bir yere takıyorum. Böyle sıra sıra iğnelerimi oluşturuyorum. Şimdi ben size bu düğüm olayını göstermiş oldum. Bunu eğer hani bu şekilde değil de şöyle de yapabilirsiniz. Gene aslında aynı. Şöyle göstereyim. Şimdi şuradan bu sefer de. Şimdi ben buradan böyle bunu tabii ki ben size bunu bu şekilde göstermek istediğim için biraz daha yavaş hareket ediyorum. Normalde elim bayağı alışkın ve hızlı bir şekilde yapıyorum. Şimdi ben size bir yandan ikinci düğüm şeklinde göstermeden önce iki köstek arasındaki mesafeyi göstermek istiyorum. Bakın şimdi bu kösteğin düğümü burada. Bunu buraya yaptık. Bir iğnemiz burada. İkinci iğnemizin yeri ikisinin arası yine yaklaşık bir karış kadar, yani iki iğne arasındaki boşluk, bakın bu bir karış kadar bir mesafe bırakıyorum ve ikinci kösteğimi de buraya, bu oluşturmuş olduğum şu yere geçiriyorum. Şimdi ben burada farklı bir yöntem size göstereceğim. Şimdi bunu da yine aynı şekilde böyle yaptık, değil mi? Eğer çıkar diye düşünürseniz, ben hani bunu yapmıyorum. Çıkmıyor çünkü sağlam. İsterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bir dakika. Önce kösteğin misinesine şöyle bir düğüm. Bu biraz işte hani zaman kaybettiriyor. Yani onu size söyleyeyim. Düğüm. Şuraya düğümü oluşturduk. Değil mi? Bakın ucunda düğüm var. Şimdi bunu aradan geçireceğiz. Aradan geçirdikten sonra yine böyle sıkıştırıyoruz. Sonra şöyle çektiğimizde otomatik olarak bakın şuradaki düğüm burada kaldı. Daha sonra üzerine bir kez sağ ve bir kez sol şöyle yeterli. Yani bir tur yeterli. Zaten dediğim gibi kösteğin misine ucuna düğüm attığımız için bakın bu. Bu şekilde de bu kösteği buraya yerleştirebilirsiniz. Bakın şu an iki tane yaptık, değil mi? Şöyle göstereyim. İki tane yaptık. Bu şekilde her iki düğümde olur ama benim için kolayıma gelen ve çıkmadığını bildiğim için hani bu kösteğin arkasına misine bu düğümü atmaya gerek kalmıyor. Yani bu kösteğin arkasına attığım düğüme gerek kalmıyor. Sadece aradan geçirerek misini gerip sağdan soldan ikişer tur atarak
Bunu bu şekilde sağlamlaştırabiliyoruz. Hiçbir şekilde de çıkmıyor. Bakın o yaptığım yer hiçbir şekilde de çıkmıyor. Bu. Yani balık geldiğinde atladığında da o yerinden çıkmıyor. Ha, burada yapılan hatadan bir tanesini size de göstereyim. Mesela şöyle bir şey de yapılabiliyor, değil mi? Bu böyle dümdüz. Şimdi gene beden üzerindeyiz. Bakın. Beden üzerinde, değil mi? Şimdi üçüncü iğneyi şöyle bağlayalım. O düğümü atmadık ya. Mesela şöyle de yapılabiliyor. Bakın dümdüz beden misinesi üzerine şöyle. Bir düğüm atılıyor. Bak. Şöyle bir düğüm atılıyor. Daha sonrasında yine böyle sağ, sol düğüm tamamlanıyor. Yani bakın böyle yaparak bu çaparı bu şekilde de yapılabiliyor. Yani bu hata olarak gösterin. Bakın böyle yaptım deniyor, değil mi? Ama öyle olmuyor. Şimdi bak, biz buna beden misinesine düğüm atmadığımız için bu burada bakın böyle kayma yapacak. Bakın iğne kayacak. Olmayacak. Bu şekilde bağlama olmaz. Bir diğer bağlama şeklinde ben size göstereyim. Hani şurada bir boşluk yaratmıştık ya. Bakın. Şurada bir boşluk yaratmıştık, değil mi? Şimdi bir diğer sıraya gelmiş olayım. Bakın. Bunu böyle yaptık, değil mi? Bir önceki yine burada. Yine bir karış mesafe. Bunu böyle yaptık, değil mi? Bu kez bunun aradan bu aradan köste geçirmiyoruz. Yani şunu aradan geçirip sıkmıyoruz. Direkt burada düğüm. Burada bir düğüm oluşturuyoruz. O az önce burada yapmıştık ya. Düğümsüz direkt beden üzerine kayıyordu. Kaymaması için bir diğer seçenek de bunun üzerine düğüm bırakmak. Bunun üzerine bu iğneyi bu kösteğin misinesine önce şöyle düğüm atıyoruz. Bakın. Bu düğümü attık ya. Bakın şu düğme beden üzerindeki düğme geldik, geri getirdik, kaydırdık. Daha sonrasında başlıyoruz bağlamaya. Buraya sıkılaştırmaya. Yine böyle sağ sol. Bakın. Şöyle yapayım. Sağ tarafından devam ettiği için kaydı. Ama bir sağ bir sol yapacağımız için orada tutacaktı. Bakın. Böyle tuttu. Bir de böyle. Böyle tuttu. Bu şekilde de kaymaması için bunu böyle de bağlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi benim yaptığım stil o. İsterseniz hani şöyle de yapabilirsiniz. Hani uzunlamasına böyle 10 tane düğüm birer karış arayla 10 tane düğüm böyle 10 tane düğüm hazırlayıp üzerine iğneleri dizebilirsiniz. Böyle. Böyle 10 tane yapıp üzerine bağlayabilirsiniz. Bir diğer seçenek de bu. Evet, yani bunu bu şekilde 10 adet veya isteğe göre tabii ki yani kamışın uzunluğuna göre ayarlayaraktan işte 12'li, 13'lü, 15'li, 20'li çaparı da tabii ki yapılabiliyor. Bu sizin keyfinize kalmış. Ona göre de tabii ki bu köstek misinelerin boylarını da ayarlayaraktan biraz daha sıkılaştıraraktan mesafeleri dar tutup bu köstek misine tabii ki biraz daha mesafe şu misineleri biraz daha küçülterekten 15'ten 20 tane yine bu şekilde dizip çaparı oluşturabilirsiniz. Evet, bu şekilde bu çaparının
yapım aşaması bu. Yani hepsi bu şekilde sıra sıra devam ediyor. Benim bahsetmiş olduğum yöntemler bunlardı. Yapmamanız gereken hata olarak bu şekilde bağladığınızda çaparı kayıyor diye gösterdiğim hata oydu. 3 farklı yöntemi de sizlere anlattım. Benim uyguladığım çaparı bağlama şekli bu. Aynı zamanda ben size kurşun tarafını da sizlere dilerseniz göstereyim. Şuradan ben size bir örnekte böyle göstereyim. Kurşun bağlama tarafını. Bakın şöyle. Göz kararı. Tamamen göz kararı. Yani ben bunu iki katı uygulayacak şekilde. Bakın böyle. İkinci katı da böyle. Yine aynı mesafe. Şöyle. İki katlı oldu. Kurşunu da burada bir tane örnek bir kurşun koymuştum. Onu da bu şekilde değerlendirmiş olayım. Elimdeki 25 gramlı kurşun. Bakın şöyle geçiriyorsunuz. Bakın. Şöyle. Bu. Olay bu. Bu şekilde de kurşun tarafını bağlamış oluyoruz. Evet. Sizlere umarım bu şekilde çapar yapımında dikkat edilmesi gerekenleri köstek renkleri anlamında, işte misine tercihleri anlamında umarım faydalı olabilmişimdir. Elimden geldiğince dikkatli bir şekilde anlatmak istediğimden ötürü video biraz uzun olmuş olabilir. Umarım size sıkılmadan bu şekilde aktarabilmişimdir. Bu çapar yapımında aklınıza takılan farklı sorular varsa sorabilirsiniz. Çünkü ben size burada çaparı diziminde, köstekleri dizme kısmında düğümleri gösterdim. Çünkü bu düğümler hepsi aynı yaptığınız zaman zaten 10 tane iğneyi 10 tane, 15 tane, 20 tane, tabii 15-20, hani bunlar sizin tercihiniz. Genel olarak zaten çaparı hazır olarak da 10'lu satılır. Ama genelde de 10'lu kullanılır. Hani 10'lu bazında size göstermiş olduğum şekilde 10 tane öyle dizdiğiniz zaman o çaparı oluşmuş oluyor. Klips tarafındaki düğümü, kurşun tarafındaki düğümü sizlere elimden gelince bu şekilde aktardım. Eğer dediğim gibi bu hani size göstermiş olduğum markadan köstek bunu almak isterseniz Spot Balık'tan aldığımı söylemiştim. Farklı yerlerde de vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Benim yıllardır kullandığım, genel olarak kullandığım marka bu. Yeşil, mor, yeşilin beyaz bu iğnelisi, bunun siyah iğnelisi. İşte bu siyah iğneli bu. Beyaz tüy, beyaz tüy, beyaz iğne. Bunlar. Ben genellikle bunları kullanıyorum. Eğer köstek almak isterseniz bu. Tabii farklı markaların da yine aynı şekilde bu şekilde 12 veya 11 numara yine 10 numara da olabilir. 11-12 idealdir. 12 çok küçük de kalabilirse diye düşünüyorsun. 11 iğne numarası 11 de olabilir. Misine 0-10 işte 0-08 0-12 12 de olabilir. Yani onu da söyleyeyim. Yani bu illa iğne 12 misine 10 olmasına gerek yok. İğne numarası 12, misine numarası 0-12 olabilir. İğne numarası 11, misine numarası 0-10 olabilir. 0-08 olabilir. Bunları tercih edebilirsiniz. İlla bu marka olmasına da gerek yok. Dediğim gibi ben size tüylere, işte simli tüy renk çeşitlerine hep bunları size anlattım. Hani bu şekilde farklı markalarda da bulabilirsiniz. Bu, budur. İşte hazır olduğu için bu köstek misinesi uzun geliyor. Bunu göz kararınca, bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir mesafe, yani 10 santimetre, 12 santimetre kadar bir mesafe. Ben buradan kestim. Köstek beden boyları, köstek boyları bu şekilde. Ve bunun yanı sıra atlamak istediğim bir şey olsun istemiyorum. Hani farklı sorularınız varsa diye size söyledim. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Güncel Avrupalarına da devam edeceğiz. Aynı zamanda böyle bilgilendirici içeriklerde olacak. Farklı balıkların yakalama metotları, yakalama şekilleri, malzemeleri bunları da devam ettireceğiz. Aynı zamanda son olarak da şunu söyleyeyim. İlla bu marka olması gerekiyor. İyi bir şöyle 018 iyi bir marka seçtiğiniz takdirde ben bunu kullandım diye dediğim gibi hem bunda hem bunda illa bunları almanız gerek yok. İyi bir marka tercih edip çürütmesine tercih etmeden böyle bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.